Tampon yapıyorum lavaboya. Bak bak bak. Size bu videoyu izleteceğimi düşündünüz değil mi? Şaka şaka. Küçük bir şaka. Oğlum uzay çağındayız. Bu introları artık izleyen yok. Yok yok. Geç abi geç. Arkadaşlar, küçük arkadaşlar, karıya sakın bakmayın. Şuraya özellikle sakın bakmayın. Evet, bu video ne olacak? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun olayı arkadaşlar, bir şekilde geri döndüm yine. Bu kaçıncı oldu? 39. geri... Ananı avradını ya. Ananı avradını bilmem seni ne yapayım. Sözüm meclisten dışarı... Bu video 39. geri dönüşümüzün simgesi. Abi bu sefer ne oldu geri döndü? Köyün itibarını iskeltem dedim. Hiç adam çıkmayın. Şöyle şunu alıyorum ve başlıyoruz. Sıkma, sıkma. İnersen var ya affederim seni ben. Evet, güzel insanlar. Niye geri döndüm? Ne oldu? Ne bitti? Aşağı yukarı 2 yıllık bu süreçte hepsini oturalım, konuşalım. Bundan sonra sizi bir daha yalnız bırakmayacağımı. Ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın ana, yaparsın yavrucu, yaparsın. Tekrardan YouTube'a, Twitch'e, işte ne bileyim TikTok, Instagram, bunlara içerik çıkaracağımı beyan ediyorum. Sanki şey yapıyorum, seçim propagandası yapıyorum ya. Gel buraya gel, gel buraya gel. Öncelikle inşallah hepiniz iyisinizdir, hayatınız iyi gidiyordur, şeyler iyidir yani, yolundadır diye tahmin ediyorum. Şu şekilde konuya başlamak istiyorum. Neden yoktum? Arkadaşlar. Bir deden kaplumbağa. İşim vardı. Sosyal hayatım vardı. Ondan sonra vakit ayıramıyordum bu tarz şeylere. Şimdi işim yine var. Çok şükür. Hatta işim iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor diyebilirim. İşim iyi gidiyor. Terfi aldım, yükseldim. 2-3 defa yükseldim galiba. Son 1,5 senede yaşadığım abuk subuk durumlar olsun. İşte... Kök dökmez bilmem ne anladın mı? İz, anladın mı? Porat, bilmem ne anladın mı? Bakmaz. Hakikaten bu konu hakkında böyle konuşamıyorum. Çok fazla konuşmak da istemiyorum ama terk edildim. Benim gözümde bu terk edilmek. Bu videoyu izlersen falan hani eskiden sevdiğim kadına sesleniyorum burada. İkinci vaziyetinde belirtilen malum organımsa Rasim Ozan Kütahyalı'ya düşünüyorum. Kusura bakma. Veya bak çok da umurumda değil açıkçası bu saatten sonra ama mental reset sürecim oldu. Kendimi toparlamaya çalıştım çünkü kolay değil. 2 senenizi bir insana tamamıyla adıyorsunuz ve o insanın bir noktadan sonra olmayışı hakikaten koyuyor ki hala da aradığım oluyor. Yani bu şekilde telefonla olan neredesin? Ne zaman evleneceğim ya? Büyük bir boşluk var, o boşluk dolmuyor yani. Bu insan, çok fazla insan denedim. Kimseye tahammülüm kalmamış, kimseyle sohbet edemez hale gelmişim. Kimseye dert anlatamıyorum artık. Normalde ben konuşmayı çok seven bir adamım. Kendi derdimden çok, kendi anlattığım şeylerden çok. Bir de insanların böyle bana anlattıklarıyla, ki çevremdeki çoğu insan bunu biliyor. İnsanların bana anlattıklarıyla onlara yardımcı olmak, onların dertlerinde ne bileyim bir nebze deva olmak benim hoşuma giden bir şeydi. Şu an bu da yok. Kafam kaldırmıyor artık. Şöyle bir özellik geliştirdim kendime. Gözümü, insanın gözünün içine baka baka görmezden gelebiliyorum. Böyle bir özellik. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Bir yudum kola içtim. Bir tane pro içtim. İşte sonra ne anlatıyordum lan ben? Bak bu da bende yeni gelişti. Ben normalde böyle çok fazla bir şeyleri unutan insan değilim. Biraz fil hafızalıyım. Hatta arkadaşlarım böyle bir şeyler hatırlayamadıkları zaman işte ne bileyim şarkı olsun, futbolcu ismi olsun işte atıyorum Luan Perez 2016'da nerede oynamış? Bunları gelip bana sorarlardı. Ki Emirhan muhakkak biliyordur. Emirhan böyle boş boş şeyleri hatırlar bilir diye. Şu an o da yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum yani. Bir de üstüne konuşurken konuşacağım şeyi unutuyorum. Mesela bak ben bu konuya girdim ama ne konuşuyordum? Onu hatırlamıyorum şu an. Buna baktım Google'dan. İşte ya benim de tümör var, kanserim ya da Alzheimer başlangıcı. Yani ikisi de olduğunu düşünmüyorum. Yoksa var mı? Bilemeyiz, Allah bilir orasını da. Genel olarak konumuza dönecek olursak, böyle bir ayrılık süreci yaşadım. Toparlanma sürecine girdim daha sonrasında. Bu da bu ayrılık süreci de benim için hayatımın böyle en kötü noktasında gerçekleşti. Yani babamın tedavi süreci vardı. Şu an çok şükür durumu gayet iyi. Kontrole gidiyoruz sık sık.
Onun dışında hiçbir problem yok. Şu arabayı bir yaptıralım ya. Ne hale geldi. Yani ben çok duygusal bir adamım. Babamla ne kadar didişsem de atışsam da yani bu sürecin yaşanması beni çok fazla yıprattı. Bu durumda tabii ister istemez şey oldum ben. Nasıl söyleyeyim? Yani kendimi kapattım. Bu süreci yaşarken kendimi kapattım. Bir şeyler konuşmak, paylaşmak, ne bileyim yaşamak istemedim o an. Yani böyle bir durumda destek olmak yerine sağ olsun bu ismi lazım olmayan şahıs o değil. Benim için ismi lazım olmayan şahıs. Bu durumda yapabileceğinin bana göre en iyisini yaptı. Kendini kurtardı. Bayağı kendini kurtardı yani ama iki seneni harcadığın insana da ne bileyim. Bilmiyorum arkadaşlar. Çok işin ucu çok derin. Ben bunları düşündükçe kafayı yiyorum. Bu süreçte onun neler yaşadığını, bana neler yaşatmış olabileceğini ben düşündükçe kafayı yiyorum. Çok derine girmeyeceğim. Çok bunları da anlatmayacağım. Boş verelim. Şöyle söyleyeyim. Geri geldim. Enerjim tam. Kendime olan güvenim şu an tam. Zaten her zaman özgüvenli bir adamdım. Sadece bu yıkıntı sürecinde bayağı bir hırpalandım. Dediğim gibi mental reset attım kendime. Olabildiğinden daha erken gelmeye çalıştım ama doğru zamanı bekledim. Konuşabileceğim, bir şeyler anlatabileceğim, kendime bir şeyler ekleyebileceğim. Ulan gene vurduk ya, Allah kahretsin. Kendime bir şeyler katabileceğim zamanı bekledim ki şu an o zamanın geldiğini düşünüyorum. Tekrardan Twitch yayınlarına başladık. Belki haberiniz yoktur, buralara çok böyle paylaşmıyorum ama Twitch'te de hemen hemen her akşam saat 10'dan sonra yayınlarımız oluyor. Mutlaka gelin. Maddi olarak hiçbir şey beklemiyorum gerçekten. Hani bana maddi olarak destek olmaya kalkmayın. Ben maddi olarak çok şükür, inşallah siz de o şekilde olursunuz. Araba yok olduğundan gözüm önünde. Araba gitti. Maddi olarak inşallah siz de çok iyi durumda olursunuz. Yani maddi hiçbir destek beklemiyorum. Sadece manevi desteklerinizi kabul ederim. O da nasıl olur? Gelirsiniz. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Sohbet ederiz. Bir şeyler konuşuruz. Eğleniriz. İnanın bana bu benim için çok daha önemli bir şey. Çünkü ben şu anda bu işi yaparken keyif alıyorum. Yani videoyu izlediğiniz zaman da anlayacaksınız zaten. O kadar süredir konuşuyorum. Yaklaşık 10-12 dakikadır konuşuyorum. Ne arabanın... Yani... Buradaki konsantrasyonumu kaybettim. Biz anladın mı Polat, bilmem ne anladın mı? Bu süreç düzelecek ya, sıkıntı yok. Bunu da halledeceğiz, bunu da atlatacağız. Kendime geldim, toparladım kendimi biraz da. Şu an iyiyim, okeyim. Süreçte de hakikaten çok fazla insan yazdı, sordu. Yani şu konuda da hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Normalde insanlar arkadaşlarına laf olsun diye destek olurlar. Çok özür diliyorum, bunu ben de birkaç kez yaptım ama kendi gördüğüm destek bu şekilde hiçbir zaman hissettirmedi bana. Hani insanlar böyle iyi mesajları, ne bileyim iyi konuşmaları, bunların hepsi benim için şeydi yani, referanstı. Çünkü bakıyorum, karşımdaki insan hakikaten samimi bir şekilde, hiç yani benimle alakası olmayan bir adam bile, bizim sokağımızdaki buna koyayım, gene bak leş gibi konuşmaya başladı. Türkçem kaydı şu an. Diksiyon sıfır. O yüzden şu anda bana gösterebileceğiniz en iyi destek manevi destektir. Çok böyle düz bir video olacak. Çok böyle eğlenmeyi, ne bileyim, veya üzülmeyi beklemeyin. Bu daha çok podcast tarzında bir video olacak. Ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. Bu şekilde derdimi açıklayacağım size yani. Yaklaşık bir senedir, 1,5 senedir aktif video atmıyorum veya sosyal hiçbir mecrada yokum neredeyse. Hani neredeydim?